oksalit asit damlatma aparatımız görüldüğü gibi otomatik çekiyor damacanadan ve bastırıyoruz. 5 cc olarak her çıta arasına uygulamamızı kolaylıkla gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni gelenler için kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Mustafa. Yaklaşık olarak 13 yıldır 5 yıldız otelde teknik pilot olarak çalışmaktayım. Boş zamanlarımla aralarımla ilgilenerek faydalı olabileceğini düşündüğüm videolar hazırlayıp siz değerli arkadaşlarımın beğenilmesine sunmaktayım. Bu tür videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Videolarımın altına yorumlarınızı ve önerilerinizi muhakkak bekliyorum. Hep beraber videomuza geçelim. Sevgili dostlarım, bildiğiniz gibi varroa'yla mücadelede en önemli çalışmalardan bir tanesi de oksalit asit damlatma yöntemidir. Hazırlamış olduğumuz karışımı 5 milimlik enjektörlere çekip her çıt arasına boşaltmamız gerekiyordu. 5 cc olarak. Bu da her seferinde bizi zorluyordu. Çekiyorduk, boşaltıyorduk. Ben bir otomatik doldurma ve sıkma yöntemi denemeye karar verdim. Umarım başarılı oluruz ve sizlere de faydası olur. Bu tür videolarımın devamı için muhakkak altına yorum ve beğenilerinizi muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Sizin de öneriniz varsa onu da değerlendirebiliriz. Böyle bir zımba makinem vardı. Bunun mekanizması bozulduydu, basmıyordu. Zaten eski bir mekanizma. Bundan yola çıkarak bir yöntem geliştirmeye çalıştık. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Evet, enjektörümüz burada. Bunu sıcak silikonla şimdilik hani demo olarak yapıştırıyorum. İlerleyen zamanlarda bunun motorlusunu da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Aküyle çalışacak, pille çalışanın. Tabi zamanımız olursa biraz işlem yoğun buralar. Şu şekilde bunu donduralım. Şekilde. İşlem bitince işimize yarayacak mı, yaramayacak mı? Muhakkak yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sıcak silikonun soğumasını bekliyoruz. Sıcak silikonlarımız artık soğudu. Görüldüğü gibi basıyoruz. Kendisi otomatik çekiyor. Basıyoruz. Çekiyor. Şimdi bunu basmayı ve çekmeyi nasıl sağlayacağız? Çünkü bu şekilde çekersek, basarsak gene uğraşmış olacağız. Otomatik olarak basmamız gerekiyor. Şöyle piyasadan mini check pipe'ler temin ettim. Bunların bağlantısını yapıp şu gördüğünüz şişeden otomatik olarak çekme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir tane araya T koymam gerekiyor. Şöyle kısa bir parça. Bu şekilde T'mize check pipe'imizin yönü atış yönü dışa bakacak kısımdakini dışa doğru veriyoruz. Emiştekini de yukarı doğru vereceğiz.
enjektörümüze taktık arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle basacak. Buradan emecek. Buradan basacak. Şimdi hortumumuz. Hortumumuza taktık. Bunu istediğimiz kadar uzunlukta yapabiliriz. Yani bidonu tabancadan uzakta bulunduracağız. Evet. Ek parçası maşurumuzu takıyoruz. Şişenin dibine geçecek kadar bir hortum kesmem gerekiyor. Bu da yeterli. Takıyorum. Ve bu şekilde şişemizin içine yerleştiriyoruz. Buradan gelen hortumumuzu da buna takacağız. Ricamda bu sistemimizi kapağını kapatıp bunu sökerek istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bir de ayrıyeten çünkü hava almadığından dolayı tabancamızın emişi zorlaşacak. Buna da bir tane çekfalt takacağız. Rahat emsin diye. Bir delik açmam gerekiyor. Şuradan açabiliriz. Evet. Deliğimizi de açtık. Çekvalfimizi de taktık buraya. Bir tane tapa yapacağım. Evet. Sex lükonuna bastık içine. Yani bunu kullanmadığımız zaman bunu buraya takacağız ki dökülmesin. Artık sistemimiz hazır. Test etmek gerekiyor. Ben buna renkli su doldurup test edeceğim. Arkadaşlar suyu renklendirdim, geldim. Ve şimdi bakalım nasıl olacak. Öncelikle kapağımızı kapatıyoruz. Ben de ilk kez yapıyorum. Heyecanla bakalım nasıl olacak. Tapamızı açıyoruz. Evet. Artık basmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi suyu çekiyor. Neredesin? Şuradan az bir hava alıyor. Onu da çözebiliriz. Şuradan üst kısımdan hava alıyor. Hortumun olduğu yerden. Yani yapıştırmadığım için normalde sabitlersek bunu bir dahakine hava almaz. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi 5 cc çekiyor ve veriyor. Şırıngasına takalım bunu. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi 5 cc çektik ve 5 cc yavaş yavaş basıyoruz. Hava alma olayını çözdüm. Birkaç noktada hava alıyor demişlerdi. Görüldüğü gibi şişemizi istediğimiz ebatlarda, istersek belimize takabiliriz. İstersek yan kovanın üzerine koyabiliriz. Görüldüğü gibi bu şekilde otomatik. Gayet de benim görüşüm gayet de başarılı oldu. Ve bu daha da geliştirilebilir tabii. Bunu demo olarak ilk kez yapıyorum ve sizlerin de beğenisini sunuyorum.
Sizin de önerileriniz varsa muhakkak beğeni ve önerinizi altına yorum yaparak bizlere destek olursanız memnun oluruz. Gayet güzel oldu. Oksalik asit damlatma aparatımız görüldüğü gibi otomatik çekiyor damacanadan ve bastırıyoruz. 5 cc olarak her çıta arasına uygulamamızı kolaylıkla gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sona geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoların altına destek için yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.